Merhaba arkadaşlar, ben Ekrem Yıldırım. Bu derste sizlere dizilerden bahsedeceğim. Diziler için aynı tipteki verilerin tutulduğu bir koleksiyon diyebiliriz. Örneğin integer verinin bir yığın şeklinde tutulması gibi. Yapısını kısa bir şekilde inceleyelim. Veri tipi, değişkenin ismi, veri tipi dizinin boyutu. Bakın şurada daha önce ben bir tanımlamıştım dizime. Int boyut, new int, 10. Integer tipinde 10 elemanlı bir değişkenimiz. Başka bir tanımlama şekli de şu şekildedir arkadaşlar. Bakın. Burada da bir tanımlama şekli var. Aşağıda da. Bir örnek olarak haftanın günleri bir boyutlu dizi olarak düşünülebilir. İlk eleman 0. eleman pazartesi, son eleman da 6. eleman pazar günü olacaktır. Şu an yapısını şu şekilde gördük. Bunu bir örnekle incelersek daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Ekle diyorum. String günler new string 7 elemanlı bir dizimiz var. Evet. Günler pazartesi, günler salı. Hemen şunları yazıyorum. Çarşamba. Cuma günler cumartesi pazar. Evet, dizimi tanımladım, elemanlarını yazdım. Şu an bunları sıralayacağız. List box'a ekleyeceğiz daha doğrusu. Bunun için for döngüsüne ihtiyaç duyuyorum. Int i eşittir 0. I küçükse günler nokta length. Arkadaşlar bu length dizinin elemanları oluyor. Daha sonra i'yi bir arttırsın. Scope'larımı açıp kapatıyorum. Bunu list box'ına ekliyorum. Items add günler iyi. Terliyorum, bir hata yok. Forma dönüyorum. Programı çalıştırıyorum. Evet. Ekle butonuma bastığımda gördüğünüz gibi pazartesiden pazara kadar olan günlerimi sıraladı. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde. Diziler için tekrar söylüyorum. Aynı tipteki verilerin tutulduğu bir koleksiyon diyebiliriz. Diziler örnek bu şekilde hazırlamaya çalıştım. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.